Arkadaşlar alevlerin arasındayız. Santralin içine girdi arkadaşlar. Santrallerin içine girdi. Milas Kemerköy'deki termik santralde yaşanan dehşet anları işte böyle görüntülendi. Alevlerin arasındayız. Santralin içine girdi arkadaşlar. Herkes santralden kaçıyor. Termik santralin yanına acil. Uçak, helikopter ne varsa gidiyor. Gidiyor termiğe. Korkulan oldu ve durdurulamayan alevler Kemerköy termik santraline girdi. Her yer duman şu anda ve polisler herkese alanı terk etme çağrısı yapıyor. Ekipler de şu an vinçler, kamyonlar, itfaiyeler de hızlı bir şekilde alanı boşaltıyorlar. Gazeteci Yılmaz Özdil termik santralde sirenlerin çalmaya başladığını bölgeden duyurdu. Acilen uçak, helikopter, ne varsa ne yoksa buraya yığılsın. Alevler termik santral kompleksine girerken işte böyle görüntülendi. Gelirse burada bir facia olur. Acil destek. Patlama riskine karşı termik santralde çalışanlar hemen tahliye edildi. Çevredeki evler boşaltıldı. Sokaklarda anons sesleri yankılanıyor. Alanı boşaltıyorlar. Şu an termik santralde mi? Termik santral büyük tehlike altında. Hidrojen tanklarının patlaması sonucu çok büyük bir facia olmasından korkuluyor. Buralar yandı. Yandın, eğer santral gelirse burada bir facia olur. Acil destek. Alevler önce termik santralin yemekhanesine girdi. Daha sonra rüzgarın etkisiyle hızla içeri doğru ilerledi. Bazı vatandaşlar santralin içinden patlama sesleri gelmeye başladığını duyurdu. Arkadaşlar alevlerin arasındayız. Santralin içine girdi arkadaşlar. Santrallerin içine girdi. Köylüler günlerdir santralin korunması için feryat ediyor, yangın söndürme uçağı istiyor. Ama yangın söndürme uçağı olmadığı için alevler durdurulamadı ve termik santrale sıçradı. Alevlerin önünü kesmek için santralin çevresine kazılan hendekler de işe yaramadı. Termik santralin 1 kilometre üstü nasıl hızlandığına bakın. Her yer yanıyor. Acil destek lazım. Kontrol altına alınmış bir yangın yok burada. Yoğun sis bulutu sebebiyle santrale havadan müdahale edilemiyor artık. Tek çare itfaiyenin yerden santrali söndürmesi ama patlama riski çok büyük. Bu yüzden iktidarın santrale nasıl bir çözüm bulacağı hala soru işareti. Şu anda termik santrale dayandı, köye dayandı. Dumanlardan ve alevden hiçbir yeri göremiyoruz. Acil uçak istiyoruz.